Netflix'te yayınlanan ilk Türk filmi, ilk orijinal Netflix yapımı Türk filmi olan Yarına Tek Bilet hakkında spoilersız bir inceleme yapacağım. Hem film hakkındaki genel fikirlerimi söyleyeceğim hem de önerip önermediğimden bahsedeceğim. Introdan sonra hemen konuya geçiyoruz. Evet, az önce Yarına Tek Bilet filmini bitirdim. Bir kere hemen baştan söyleyeyim, bence izleyin. Netflix'in orijinal yapımı olan ilk Türk filmi, ilk uzun metraj Türk filmi neymiş, nasıl bir şeymiş, neye okey vermişler, neyi onaylamışlar da yapmışlar. Hani bunu görmek açısından bile bence izlenmesi gereken bir film. Biliyorsunuz daha önce birden fazla Türk dizisi yaptı Netflix. En son Aşk 101 diye bir dizi vardı ki bence Netflix Türk dizilerinin içinde en iyisi oydu. Şimdi hemen Yarına Tek Bilet filmine geri dönelim. Yani Yarına Tek Bilet şu açıdan bende bir hayal kırıklığı yarattı. Netflix'in yaptığı ilk Türk filmi, ilk yerli film dediğimiz film bir uyarlama. Bu bence çok anlamsız ve can sıkıcı bir şey. Yani bir Alman filminin uyarlaması zannediyorum. Çünkü orijinal ismi Almancaydı. Tam hatırlamıyorum ismini ama yazarım. Yani alıp birebir mi çevirmişler? Hayır. Yani diyaloglar falan çok güzel Türkleştirilmiş. Özellikle doğal diyaloglar yazılmış ki film zaten tamamen diyaloglar üstüne kurulu olduğu için bu en önemli şeydi. Aynı zamanda oyunculuklar da çok önemli. Çünkü tamamen diyaloglar üzerinden dönen bir filmde oyuncuların çok doğal olmaları gerekiyor ki bizi inandırabilsinler bu duruma. Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz gayet iyi oynamışlar. Hem diyalogların böyle doğal yazılmış olması hem de oyuncuların böyle iyi oynamaları da filmin güzelce akıp gitmesini sağlıyor. Eyvallah ama ne bileyim neden uyarlama? Yani bizim yazamayacağımız bir hikaye değildi bu mesela. Bizim yapamayacağımız bir tür değil bu. Ozan Açıktan gibi başarılı bir yönetmen. Senaristi Faruk Özerk'ten. Yani tamam düşük bütçeli bir film çok belli. Yani filmdeki en büyük para trene gitmiştir herhalde. Çünkü trende geçiyor filmin %80'i hatta %90'ı ve Green Box değil sanıyorum. Hakikaten tren gidiyor ve treni kapatmışlar, o treni götürmüşler falan. Trene hani para harcanmış, oyunculara para harcanmış. Onun dışında harcanacak hiçbir şey yok. Hatta bir kısa film havası vardı. Benim eskiden yaptığım kısa filmlerin türüne çok benziyor mesela. Çünkü ben de genelde böyle bir erkekli bir kadının diyalogları üzerine filmler yapardım. Sadece Aşk diye bir kısa film çekmiştim mesela. Bana onu anımsattı. Yani bir erkek ve bir kadının diyalogları üzerine, ikisi trende aynı kompartmanda karşılaşıyorlar ve bir erkek bir düğüne gidiyor. Kız işte bavulunu çaldırmış, canı sıkkın falan. Onların yavaş yavaş birbirlerini tanımaları ve aslında bir ortak noktalarının olmasını görüyoruz. Spoiler vermeyeceğim dediğim için çok fazla detaya girmeyeceğim. Güzel, sonuna kadar akan güzel bir hikaye. Önce bana göre olumlu olan yönlerinden bahsedeyim birazcık. Şu uyarlama mevzusunu bir kenara bırakırsak ki ona videonun en sonunda tekrar geleceğim. Bir filmin artlarını eksilerini konuşalım. Bir kere dediğim gibi olumlu yönler, oyunculuk gayet başarılıydı. Senaryonun, diyalogların akıcılığı, doğallığı gayet başarılıydı. Hatta hani Hakan Muhafız'daki o lanet olsun sadık olanlar dünyayı yine kurtaramadılar dostum falan gibi böyle Amerikan filmlerindeki diyalogların Türkçe dublajlanmış hali gibi olan o diyaloglardan sonra hani bu film Netflix'te ilaç gibi geldi. Onun dışında müzik kullanımı çok başarılıydı bence. Fazla müzik var. Araları doldurmak için, boş anları geçirmek için falan çok böyle müzikler koymuşlar ama koydukları müziklerin hepsi böyle güzel tarz müzikler olduğu için filme yakışıyorlardı ve hiç rahatsız etmiyorlar aslında. Yüz yüzeyken konuşuruz. Nil Karay İbrahimgil, Ercan Saatçı'nın Sayenizde diye bir şarkısı vardır. Eski o mesela çok yakışmıştı bir sahneye. O Sena Şener'den Bak Bana'ydı sanıyorum. Hani böyle çok güzel farklı müzikler, şarkılar var filmde. Bunlar hoşuma gitti. Filmin açılışından sonra bayağı bir süre çok kapalı, dar mekanlarda diyaloglar, sıkışık bir kompartıman diyaloglar böyle. O beni birazcık rahatsız etti. Çünkü filmin ortalarına doğru artık o trenin geçtiği yerleri falan gördük. Daha geniş planlarla böyle izleyiciyi biraz daha ferahlatarak sanki başlatabilirlermiş filmi gibi geldi. Çok bir kısa film havasıyla başladı. Amatör başlar gibi oldu ama yavaş yavaş karakterleri ısındıkça filmin sorunlarını görmezden gelebiliyorsunuz. Ben de öyle oldu. Onun dışında dediğim gibi naif bir film. Tek bir mekanda geçiyor çoğunlukla. Oyunculuklar, diyaloglar akıcıydı. Finali çok tatlıydı. Müzik kullanımı çok iyiydi. Böyle 1,5 saat çok uzun da olmadığı için tadında izlenen bir filmdi. Filmi bölümlere bölmüşler. Sanki hani 10 bölümlük bir mini diziymiş de bunları birleştirip bir sinema filmi yapmışlar. Bir uzun metraj filmi yapmışlar gibi bir hava vardı. Gereksizdi bence bölümlere bölmek. Ha şöyle bir şey tercih edilebilir miydi? Çünkü çok bütçeli, hani film, sinema filmi havasında bir iş olmadığı için aslında böyle 15'er dakikalık çıplak, mesela Blue TV'deki çıplak gibi 15-20'şer dakikalık bir mini dizi de yapılabilirmiş. Bence hatta daha bile tatlı olurmuş. Ama film yapmayı tercih etmişler. Sorun yok. Bunun tabii şeylerini bilemiyoruz biz yani. Netflix'te olan anlaşma, Netflix belki böyle istedi. Zaten hani Netflix'le ilgili işleri eleştirirken de aslında bir şeyi göz ardı hiç etmemek gerekiyor. Netflix'in eminim çok fazla şeye burnunu soktuğuna, karıştığına. O yüzden de yani diyaloglara laf ettiğimizde belki de hayır diyor Netflix. Amerikalı izleyici bu diyaloglara daha aşina, o yüzden böyle istiyoruz diyorlar. Yani o yüzden insanları yargılayıp eleştiriyoruz. Biz gördüğümüz, bize sunulan işi eleştiriyoruz aslında. Ama bu işin ben kamera arkasında bildiğim için arka planda çok daha farklı parametrelerin döndüğünün farkındayım. Eleştirirken o işi yapan insanları değil, işi eleştirdiğimiz unutulmamalı. Dediğim gibi tatlı, naif bir romantik film. Netflix'in ilk Türk yapımı bu mu olmalıydı bilemiyorum. Güzeldi. Netflix'teki en iyi Türk işlerinden biriydi. Ama çok daha iyisi de olabilirdi. Hep naif, hep alttan alan, böyle akıllı, zeki falan bir adam ve hep onu aksi, lanet bir şekilde tersleyen bir kadın. Daha başta böyle adama, lan bırak şu kızı gitsin, bir de adam ona yardım ediyor falan. Yani öyle bir itici bir karakter olarak başladı kadın karakter. Onun dışında aralarında sizlik konuşurken arada yanlışlıkla sanki sen diyorlarmış da tekrar sonra size dönüyorlarmış falan gibi, böyle bir başlarda bir sallanıyordu bazı yerler. Ama yavaş yavaş dediğim gibi karakterleri ısındıkça filmin ilk 30 dakikasından sonra açılıyor ve sonuna kadar ne olacak diye merak ediyorsunuz. Özetle Netflix'in ilk Türk orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet'i tavsiye ediyorum. Bence izlenmeli. Yurt dışındaki izleyicilerin de aslında ne düşüneceğini merak ediyorum. Eminim yabancı ülkelerdeki Netflix'lerde de yayınlanacaktır bu film. Sadece Türkiye'ye özel yapılmamıştır. Acaba oradaki izleyicilerin yorumları ne olacak? Murat Soneri bilirsiniz, onun bir YouTube kanalı var. O genelde Netflix'in Türk işlerinin yabancı yorumları ile ilgili böyle güzel komik videolar yapıyor. Varsa oradan ben de öğrenirim. Her neyse, Yarına Tek Bilet hakkındaki görüşlerim böyle. Tekrar videonun başında bahsetmiştim ya, en son tekrar oraya geleceğim diye. Oraya geleyim, orada bitireyim. Bence bu filmin en büyük eksisi uyarlama olması. Çünkü böyle tek mekanda geçsin, az bütçeli, düşük bütçeli olsun ama bir yandan da güzel bir romantik aşk filmi olsun falan diye Türkiye'de bunu çok daha iyi yazabilecek, sıfırdan çok daha iyi fikirler üretebilecek o kadar iyi senaristler var ki, hala bizim böyle işi garantiye alıp da bir yabancı filmi uyarlayıp bunu da ilk Türk Netflix filmi diye sunmamız bana yanlış geliyor. Doğru değil. Eminim arkasında bir sürü parametre vardır. Belki Netflix tamam alın bunu uyarlayın demiştir falan, bilemiyorum. Ama kendimi de koyuyorum. Ben dahil bir sürü senarist var Türkiye'de. Bu tatta, hatta bundan daha iyi, gene düşük bütçeli, gene insanların sevebileceği filmler yazabilecek bir sürü senaristler var. Türkiye'de bu tarz filmleri sıfırdan üretebilecek, çok daha iyisini yapabilecek bir sürü senarist varken böyle bir uyarlama tercihi bana yanlış geliyor. Sonuç olarak Türkiye'de yapılmış ilk Netflix filmi hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Netflix Türkiye'de daha fazla prodüksiyonlara girişir ve daha çok diziler, daha çok filmler olur. Biz de hepsini konuşuruz, izleriz. Daha iyisi olsun, daha kötüsü olsun. Nicelik çok önemli. Nitelik elbette önemli ama nicelik de çok önemli. Netflix'in Türkiye pazarında daha aktif olmasını ben çok istiyorum. Bu çünkü bir sürü kapı da açıyor. Hem yapımcılara, hem yönetmenlere, senaristlere, oyunculara. Hem dünyaya açılma şansı veriyor, hem yeni daha özgür projeler üretme şansı veriyor. O açıdan bu filmde buna ön ayak olan filmlerden bir tanesi olacağı için, hatta ilki olduğu için de mutlaka önem verilmeli, izlenmeli ve değeri bilinmeli diyorum. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Kanalım benim, böyle bir desteğe ihtiyacım var. Daha kanalla ilgili bir sürü fikrim var. Konuklu bölümler, kamera arkaları, yeni benim yazdığım sinema filmi ile ilgili böyle paylaşımlar, başka filmlerle ilgili onların yapımcılarının, yönetmenlerinin konuk olduğu bölümler gibi böyle bir sürü fikir dönüyor kafamda. Sadece böyle film önerisi, dizi önerisi, incelemesi değil, farklı farklı sinema, filmle ilgili bir sürü şey yapmak istiyorum. Onları yapabilmem için de sizin kanala abone olmanız, yorum yapmanız, benimle iletişim halinde, etkileşim halinde olmanız, beğenmeniz, paylaşmanız çok önemli. Çok uzattım, özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşürüz, hoşça kalın.